Şimdi sen gerçek yaşamında, hani özel bir soru belki ama merak ediliyordur mutlaka. Bir erkeğin gönlünü çelmek için en güvendiği silah nedir? Bir erkeğin gönlünü çelmeye çalışmamaktır galiba. Gönül çelen hasret. Ah, güzel bir cevap oldu, çok mantıklı. Yani kaçan kovalanır. Güzelmiş bu ya. Güzel değil mi? Vallahi. Yani gönül çelmeye çalışan kadın erkek nezdinde antipatik midir yani? Hiç bilmiyorum. Yani bu benim bilerek veya bilinçli olan bir şey. Bu içgüdüsel bir şey. Hani herkesin farklıdır. Bende de böyle bir şey var. Yani biraz aldırmaz, biraz... Yok, bu özellikle yaptığım şey değil, aldırmaz da değil aslında. Bilmiyorum, hiç öyle bir durum olmadı Hiç hayatımda gönül ya da. çelmeye çalışmadım. Hiç Hep benim gönlümü çeldiler. Anlamış. Öyle de anlam çıkardım ben, Hiç bilmiyorum. ihtiyaç Hiç hissetmedim. ihtiyaç hissetmedim. Harika, harika. Tuğba, neleri ıskalıyorsun bu kadar yoğun çalışırken mesela? Hiç düşünüyor musun böyle, ya oyuncu olmasaydım şimdi şurada şunu yapardım, bunu ya bak tüh şunu da yapamadım filan dediğin anlar oluyor mu? Günde Oyuncu 12 saate yakın olmasaydım diye hiç çalışıyorsun. düşünmedim. Çok seviyorum çünkü bu işi. Ama evet, bu kadar çok çalışmasaydım diye düşündüğüm zamanlar oluyor. En büyük ıskaladığım şey kendim. Kendimi Kendine vakit sınırlıyorum. Evet. ayırmakta zorluk çekiyorsun herhalde. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun kendine ayırdığın vakitleri? Mesela resme duyduğun ilgiyi biliyoruz. Hatta manşet oldu gazeteleri. Biz de Öyle çok mi? yadırgandı. Fikret Otyan tablosu aldın. Ha, Ne evet. yapıyor bu kız dediler. Kötü Evet. örnek oldun. Evet. Halbuki Evet. bizim pek çok seni yaşıtın starlarımız kazandıkları paralarla alışveriş merkezlerinde poşet bırakmazlar. Koca koca ciplere binerler. Filan sen gittin bir sergiden tablo aldın, resim sanatına yatırım yaptın. O yadırgandı yani baya. Kötü örnek oldu. Ben farkında mısın? Evet, o biraz karıştı değil mi? Ya ya Karıştırdım ya. biraz ortalığı. Yani ben resim seviyorum zaten, hani eğitimim de Evet. eğitimin içinde olan bir şey resim. Sergi gezmeyi seviyorum. Ve hani yatırım olarak değil, ben Beğendiğin için, baktığım etkilendiğin zaman için evet, al. etkilendiğim resmi almak, sahip olmak istiyorum, Buna her bakmak gün istiyorum. bakmak, buna her gün bakmak istiyorum dedin Evet, ve yani. bir taraftan da korkuyorum asmaya, ya bir şey olursa diye. Asmadın mı hala? Hayır. Ne yaptın? Yani asmaya korkuyorum, ya bir şey olursa, ya ben hani o karışıklıkta o bilmem neyi düşürürsem, ya bir şeyle çizersem. Bir taraftan böyle bir korkum var. Hay Allah. Ama evet, resim, heykel benim için Sen resim yapıyorsun aynı zamanda. yapıyorum. Evet. Peki düşünüyor musun bir küçük sergi falan gibi bir şey var mı aklında? Ne çalışıyorsun, ne yapıyorsun daha ziyade? Ben yağlı boya Antakya'da başladım. Hani uzun yıllar hiçbir şey çizmedim. Hani ufak ufak tefek kendim için öyle çizdiklerim dışında. Antakya'da kuru pastelle başladım. Odayı mahvettim, halıları falan. Otel odasını. Ondan sonra buraya gelince de burada yağlı boyayla devam ettim. Figür çalışıyorum. Figüratif Figüratif çalışıyorum. çalışıyorsun. Evet. İlginç. Açıkçası Güllü karakteri için bayağı tartışma konusu olmuştu. Ya işte çok çocuksu halleri var. Acaba o işte konağın hanım ağası olabilecek mi, olamayacak mı gibi. Şahsen benim de tereddütlerim vardı ama Özgü gerçekten de rolün hakkını verdi. Ne diyorsun Tuba ödül için? Bence doğru bir karar. Bence de. Bence de. İşin üstesinden geldi. Eski Türk filmi karakterleri ki seyrediyorsun biliyorum, eski Türk Evet. filmlerine ilgin var. En çok neyi oynamak isterdin? Hiç düşündün mü? Yani seyrederken ya ah keşke şunu ben Var. oynasaydım dediğin Var. bir şey Yedi oldu Kocalı mu? Hürmüz. Yedi Kocalı Hürmüz'de Hürmüz'ü oynamak isterdin. Evet. Aa, güzel. Yeni versiyonunu seyrettim mi, son İzledim. çekilenini? İzledim. Nasıl buldun? Çok eğlenceliydi. Ha? Güzel değil mi? Eğlenceliydi. Çok O projenin içinde yer almak ister miydin? isterdim. Hürmüz olarak. Ben Ezel Akın'ın işlerini çok beğeniyorum. O masalsı anlatımını, Ben Karagözlü Hacivat'ı da çok beğendim. Hani o masalsı anlatımı çok hoşuma gidiyor. Kullandığı renkler, seçimleri falan çok beğeniyorum. Bir de bir röportajında okudum. En büyük hayallerinden birinin bir engelliyi oynamak olduğunu söylemişsin. Evet. Neden?
bilmiyorum neden ama hani zihin özürlüğü... Zor bir karakter olduğu için, yani zoru denemek için mi acaba? Zoru denemek için de aslında bir sürü şey oynamak istiyorum. Acayip açgözlüyüm o konuda ama zihinsel engelli oynamayı çok istiyorum. Neden bilmiyorum. Benden güçlü bir duygu. Onun dünyasını daha evet. O yıl sonra Tuğba kendini nerede görmek istiyor? Öyle bir projeksiyon yaptın mı hiç, düşündün mü? Hayır. Hedef koydun mu? Hayır. Hiç hedefin yok mu? Hayır. Yani tabii ki hayallerim var. Aha. Ama hedefim yok. Hayallerinden söz et o zaman. Ne düşünüyorsun? Kendime bile söyleyeyim, sesli söyleyemediğim hayaller. Öyle mi? Evet. Çok yüksek şeyler o zaman. Yüksek idealler o zaman. Mı? Bilmiyorum. Biraz bu konuda. Şimdi çok büyük bir reklam teklifini geri çevirdiğiniz yazıldı Tuğba Hanım. Yani bir firmadan reklam teklifi gelmiş ama hani ya Beren Saat televizyonda bir reklamla göründü. Şimdi hemen arkasından benim de aynı formatta reklam filminde yer almam uygun düşmez diye geri çevirmişsiniz. Öyle mi oldu? Yok, gerçekten? Öyle bir şey olmadı. Nasıl oldu? Bir şey olmadı. Yani bu konuyla ilgili hiçbir şey olmadı. Geç yani, çevirdiğim reklam filmleri vardı. Hı hı. Ama çok büyükler miydi bilmiyorum. Ama Beren Saat'le herhangi bir ilgisi yok. Yok, hayır, yok. Hayır. Öyle yansıdı, öyle yazıldı, çizildi biliyorsunuz. Biliyorum, takip evet. etmişsinizdir. Onun için ben de birinci ağızdan öğreneyim dedim. Peki, gerçek yaşamda Tuğba Büyüküstün için Murat'ın aşkı mı yoksa Cihan'ın, Cihan demiyorum, Cihan'ın Cihan. Aşkı mı daha kıymetli olurdu? Ya çok zor sorular sordum çok zor bu akşam bu. Galiba evet. değil mi? Bu en zoruydu galiba. Ha? Bir tane nasıl değerlendiriyorsun ikisinin hasrete yaklaşımlarını? Hangisi sana daha duru, daha gerçek, daha kudretli bir aşk gibi geliyor? Şöyle dışarıdan baktığında. Yani Cihan'la hasret hani çocukluk aşkı gibiler. Hı-hı. Hani beraber büyümüşler aynı mahallede ve birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Tabii Murat hasret için yeni bir heyecan. Bilmediği bir dünya, bilmediği bir adam. Hani merak var orada. Hani merak da aşkın çok önemli bir unsurudur ya. Merak ve hayranlık. Yani ona daha cazip geliyor. Bir tarafta Cihan'ı da kardeş gibi görüyor aslında. Çok da fazla karşılık vermiyor. İşte hasretin tam aşk nedir anlayamadığı bir şey Cihan'a. Hani tanıdığı ve ilgi duyduğu ilk erkek. Ama hani bu hem kardeşlik, hem aşk, hem biraz şey duyguları karışmış Cihan'a evet, karşı şey ama öbüründe daha net hayranlık var ve merak var. Evet. Yani bunca sanat yılı geride kaldı, oyunculuk. Unutamadığınız anılar da olmuştur mutlaka. Ne aklınıza geliyor? Bence Nadir de daha çok vardır. Yok be. Ya kafama karga taş atmıştı bu Musa'yı oynarken. Karga kafana taş attı. Yanlış duymadın değil mi? Ya 300 kişi falan var sette. Ve izliyorlar tabii 300 hı hı. insan. Kalabalık, çok kalabalık. Ve taş geldi, kafam yarıldı sette. İşte baktık abi kim attı falan diye. Ben sinirlendim. Millet gülmeye başlayınca ben de hani bozuntuya vermedim. Böyle kibar kibar kim attı arkadaşlar söyleyeyim falan. Sonra işte oradaki halktan birisi dedi. Kargılar taş bırakıyor diye. Allah Allah. O enteresan o. Bir de Musa'yı çektiğimiz... Kuşlar filminde bile yani Hitchcock böyle bir şey tasarlayamamıştı ya. Taş atan karga. Allah. Ben onu bağladım bir yerlere ya. Her şeyin bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Yani kafama taş düşüyorsa onun bir öncesi vardır muhakkak. Yani kafana taş yağdıracak bir şey mi yaptın daha önce ya? Olabilir. Bir de Musa'yı çektiğimiz o uzak ihtimalde Musa'nın odasında... Sabah 5'e karşı böyle oturuyordum balkonda. Orada Arapça Musa yazıyordu eski yazıyla duvarda. Onu görünce böyle Allah dedim. Aa, bu ne yani, korktum. O enteresan. Daha birçok olay oldu tabii. Yazı sana mı öyle göründü yoksa gerçekten yok, yazıyor, orada yazıyor. Öyle bir yazıyor. Evet. Allah Allah, çok iyiymiş. Değil mi? Evet. Çok güzel işaretler var. Güzel, evet, yani. Çok güzel işaretler. Dramatik.